Efendim iyi akşamlar. Yine empatiyle, yeni bir empatiyle karşınızdayız. Bu akşam konuğumuz psikiyatri hekimi Profesör Doktor Kemal Sayar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sizler de iyi görünüyorsunuz. Sağ olun. Bu kadar yoğun işlerinizin, güçlerinizin arasında büyük bir kısmı psikolojisi bozulmuş bir ülkenin gündemi e, dahilinde bizi kırmayıp burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Daha önce programı izleme şansınız olmuş mu? Oldu muydu? evet. Evet çok sevindim ama yine de ben bir küçük özet geçeceğim. Tabii, hay hay. Belki bu akşam bizi ilk defa seyreden seyircimiz vardır Tabii. diye size birkaç tane hikaye e, anlatacağım. Bunlar e, ikinci üçüncü sayfa gazete haberleridir çoğu zaman. Biz e, o çok kısa şöylece bir bakıp geçtiğimiz fark etmediğimiz üstünde durmadığımız haberlerin e, biraz dikine inceleyip. Künhüne varmaya çalışıyoruz. Ne olmuş da böyle olmuş, neden öyle olmuş, neden böyle yapmış, niye böyle bir seçim yapmış bu insan, insanlar diye. Ondan sonra da onları bir hikaye haline getirip, gerçekten olmuş bir hikaye. İçinden bazı özne ya da öznelerin yerine geçmenizi rica ediyoruz. Onların ağzından, onların aklından, kalbinden konuşuyorsunuz. Sorularımıza onlar üstünden cevap veriyorsunuz. Böylece birazcık onlarla e, empati kurmaya, meseleleri nedir? anlamaya, kavramaya çalışıyoruz. Belki birbirimizi anlamakta, kavramakta bize yardımcı olur diye. Bir tatlı deney, küçük bir oyun bu. Ee, sizin de e, işinizin çok önemli bir parçası Tabii. olduğunu düşünüyorum empatiin dolayısıyla. E, çok kolay adapte olacağınız bir şey. Benim için konforlu Boyunca. bir program olacak <laughs> yeminim. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir sen siz meselemiz var. Onu daha önce de şimdi kendi yaşlaşım arkadaşlar geldiği zaman meslek arkadaşlarım özellikle çok kolay sen diyebiliyorum. Gerçi siz benden küçüksünüz yaşça ama yine de e, şunu açıklamak yaş isterim. Küçüğüm. Evet bir yaş küçüksünüz ama e, kariyeriniz, katkınız, hayatımızdaki e, öneminiz düşünüldüğü zaman doğal olarak size siz mi e, ihtiyacı içindeyim? Fakat hikayelerin içinde siz, siz olmayacaksınız, sen olacaksınız çünkü genelde başkalarından bahsediyor olacağız. İzninizle hikayelerin başında ve sonunda sizin fikirlerinizi Kemal Bey'in fikirlerini alırken siz diyeceğim arada sen diyeceğim uygun görürseniz. Teşekkür ederim. Kardeşini bir hastalık sonucunda kaybetmiş olman hekimliğe ilgi duymana sebep olabilir mi? Bunu çok isterim çünkü bunun değiştirilebilir bir yazgı olduğunu düşünüyorum. Aile kurmayı düşünür müydün? Hayat tek başına yaşaması çok zor bir şey. Dolayısıyla elbette düşünürdüm. Bu şartlar altında köyde yaşamanın zorluklarını tarif edebilir misin? Bu şartlarda var olmayı insanlığımın bir parçası olarak görüyorum. Daha mücadeleci bir kişiliğe bürünüyorum diyebilirim. Bu çaresizliği nasıl atlatacaksın? Ne yapacaksın? Ben korkaklığım yüzünden o an o ırmağı geçmediğim için çocuğuma bir şey olursa ömür boyu bu ıstırapla yaşayacağım demektir. Her türlü çılgınlığı göze alırım. Ortaokula devam edemeyeceksin. Ne hissediyorsun? Geleceğim elimden çalınmış gibi hissediyorum. Bir elin beni bulunduğum yerden çekip çıkarmasını istiyorum. Hastalığı öğrendiğinde ne hissettin? Dünya başıma yıkıldı. Çünkü daha heveslerim vardı. Yine ölümden döndüm. Bunun bir işaret olduğunu düşünür müsün? Önemli olan benim bu musibetlerden kurtulabilmiş olmak. <laughs> Kurtulduğuma göre hayata daha olumlu bakarım. Bakıyorum. İnsan bir yere ait olmadan yaşayabilir mi? Böyle bir durumda mesela kendini bir mesleğe adayabilir mi? Ne dersiniz? Bunu Kemal Bey'e soruyorum. İnsan hep grup halinde yaşayan bir varlık. Hep kendimizi bir başkasına bitiştirerek, bir başkasının yüzünde tabi, bir başkasının yüzünde kendimizi okuyarak var oluyoruz. Ee, i̇nsan beyni de sosyal bir organ, bizi hep ötekin'e yaklaştırıyor, ötekin üzerinden kendi hikayemizi, onun gözlerinde kendi hikayemizi okumaya bizi adeta zorluyor. Dolayısıyla ben insanı hiç tekil bir varlık olarak düşünemiyorum, hep e, bir benzerimizi, bir ötekimizi Arıyoruz, kendi hikayemizi bir başkasını anlatmak istiyoruz, bir başkasının hikayesini dinlemek istiyoruz. Biz hikaye anlatan varlıklarız, dolayısıyla hikayelerde ortak hikayelerde ısınıyoruz, insanın o ruh üşümesini o gideriyor. Dolayısıyla bence insan hep ötekini, başka varlığı arayan, yankı arayan, muhatap arayan bir varlık. Harika bir girişi oldu. Çok teşekkürler. Altı çocuklu bir ailenin oğlu olarak 1925 yılında Diyarbakır'da Lice ilçesinde dünyaya geldin. Küçük yaştayken kardeşlerinden biri tifo hastalığına yakalanıyor ve maalesef hayatını kaybediyor. O zamanlar e, tıbbi olanaklar kısıtlı, Teknoloji ve tedavi imkanları için de aynı şey geçerli. Yaygın değil günümüzdeki gibi. Kardeşinin kaybı sizi ailecek olumsuz yönde etkiliyor doğal olarak. Babanın kararıyla daha iyi şartlarda eğitim alabilmeniz için Ankara'ya taşınıyorsunuz. Orada sen ve kardeşlerin eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz Ankara'da. Kardeşinin hastalığının tedavi bulunamamasından ötürü hayatını kaybetmiş olması seni nasıl etkiledi? Çok çaresiz hissettim kendimi. Onun için bir şeyler yapabilmiş olmayı çok isterdim. Onu kaybederken aslında... Benim de bir parçam kaybolmuş oldu, kayıplara karışmış oldu. Ve o çaresizliğin yakıcılığıyla hep insanlara yardımcı olabilecek bir şeyin içinde olmak istedim. Büyük şehrin de bana bu imkanları verebileceğini ümit ediyordum. Çünkü o çaresizliğe kahrederken bir yandan da bulunduğumuz koşullara, içinde bulunduğumuz daha az gelişmiş koşullara kahrediyordum. Başka bir yerde belki bu hastalığa çare bulunabilirdi, daha gelişmiş bir hastanenin olduğu bir yerde efendim, daha büyük bir şehirde, belki onu kurtarabilirdik. pek çok keşke zihnimi yokluyordu. Büyük şehire gelirken acaba ben aynı durumda insanlara nasıl yardımcı olabilirim. Böyle bir durumda ne yapabilirim? Bu ihtimaller de zihnimi yokladı. Ve e, mutlaka mutlaka zor durumda insanlara yardımcı olabileceğime dair bir bir sezgi, bir e, heves e, içindeydim büyük şehire geldiğimde. Bir çocukken bile bunları düşünüyor olman harika bir şey. Bak nasıl devam ediyor şimdi. Baban çok zor e, ekonomik şartlar altında ailenizin geçimini sağlamaya çalışıyor. Hı hı. Sen ailenin en meraklı ve en çalışkan e, çocuğusun. Doktor olan bir komşunuzun yazdığı bir kitap çok ilgini çekiyor. Nöroloji hekimi olan komşunuzla yakın bir ilişki kurup doktorluğa ilgi duymaya başlıyorsun çocuk yaşta. Bazı zamanlar onunla hastaneye gidiyor. Hem ortamı hem de hastaları yakından Hı -hı. görme imkanı buluyorsun. Kardeşini bir hastalık sonucunda kaybetmiş olman hekimliğe ilgi duymana sebep olabilir mi? Ya da sende... E, bir doktor olup komşunuz gibi insanlara yardım etmek ister misin? Aslında girerken biraz söyledim bunları ama biraz daha böylece açabiliriz. Tabii bunu çok isterim, bunu çok isterim çünkü bunun değiştirilebilir bir yazgı olduğunu düşünüyorum. Yani tifo burada tedavi edilemedi ama bir başka yerde çok etkili bir şekilde doğru ilaçlarla belki tedavi edilebilirdi. Dolayısıyla hekimliği iyi öğrenirsem. Ben aynı durumdaki, aynı çaresizlikteki insanlara yardım elini uzatabilirim. Onları düştükleri kuyudan çekip çıkarabilirim. E, bu benim için bir hayat ideali olacak. E, olsun istiyorum. Çünkü e, o çaresizliği, benim yaşadığım o çaresizliği, o kimsesizliği, e, o e, elinde imkan olmayış halini, yoksunluk halini bir başkası yaşasın başkası. istemiyorum. Ve eğer benim gayretimle, benim çalışkanlığımla, benim Çabamla bu olabilecekse de niye olmasın? Çok güzel. Liseyi bitirdikten sonra tıp okumaya karar veriyorsun ve eğitimini Türkiye'de değil yurt dışında hı hı. sürdürmek hı hı. istersin. Ancak ailenin maddi olanakları elbette buna imkan vermiyor. E, bu nedenle bir işe girip çalışmak zorundasın. Yurt dışında tıp okuma hayalin bir gün gerçek olabilir mi? Böyle bir hal buyken biriktirdiğin para yurt dışında okumaya yeter mi? Ne dersin? Her şey bir hayalle başlar, bir hevesle başlar. Ben eğer bu konuda yeterince çaba harcarsam neden olmasın? En azından bütün kapıları çalmam, bütün imkanları tüketmeye çalışmam gerekir. Bu kadar hevesliyim, bu mesleği büyük bir aşkla yapmak istiyorum ve büyük bir hevesim var, motivasyonum var insanlara yardımcı olmak gibi. Ben elimden geleni yaparım, bütün kapıları çalarım ve sonuna kadar da zorlarım o kapıları. Hadi inşallah. Çalıştığın süre boyunca birikim yapıp eğitimin için bir bütçe oluşturuyorsun. Bu sayede Almanya'da tıp okumaya gidiyorsun. Ancak tam o dönemde İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 1925 doğumluydun unutmayalım. Çıkmasıyla İsviçre'de bir başka okula gidiyor ve anatomi üzerine eğitim alıp çalışmalar yapıyorsun. Ardından cerrahi, dahiliye, nöroloji ve psikiyatri kliniklerinde görev alıyor. Ve tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak Zülh'de bir hastanede çalışmaya başlıyorsun. Hayalin olan tıp eğitimini tamamladın ve hekim oldun. Ailense Türkiye'de. Ülkene geri dönmeyi düşünüyor musun? Ülkeme geri dönmek isterim ama burada kendimi kanıtladıktan sonra dönmek isterim. Ülkene geri dönmek istediğin 1960 yılında ne oluyor? Türkiye'de ihtilal oluyor. Askerlik celbin geliyor ve mecburi hizmetini tamamlamak üzere ülkene dönmen gerek. Ancak aradan geçen zaman içerisinde tıp kariyerinde epey bir yol katettin ve İsviçre'de profesör olmana çok az bir süre kaldı. Bir taraftan da askere gitmen gerekli. Bu durumda ne yaparsın? Türkiye'deki askerlik görevin için kariyerine ara verir misin, verebilecek misin? Veremem. Çünkü daha büyük bir hedefim var, daha yüksek bir hedefim var. Ya yani Askerlik görevimi her zaman geri dönüp yapabilirim ama bu profesörlük kariyerini her zaman bulamayabilirim. Dolayısıyla mesleğimde daha yetkin, insanlara daha faydalı olabilecek bir noktaya geldikten sonra tamamlanmamış işleri tamamlamayı tercih ederim. Profesörlük unvanını aldıktan sonra Türkiye'ye dönüp askerliğini tamamlayabilmek üzere tanıdığın önemli kişiler vasıtasıyla üst düzey devlet yetkililerine haber gönderiyor ve resmi başvuru yapıyorsun. Ancak bu durumda bu durumdan da istediğin sonucu alamıyorsun. Bu beklentin gerçekleşmiyor. Hatta hiç beklenmedik bir gelişme oluyor. Bakanlar Kurulu dilekçeni inceledikten sonra başvurunu reddetmekle kalmıyor. Seni Türk vatandaşlığından resmen çıkartıyor. İsviçre'de vatanı olmayanların taşıdığı Haymatlos belgesiyle kala kalıyorsun. Vatansız olarak anılmak ve ülkene geri dönememek sana ne hissettiriyor? Çok kırıldım. Çok kırıldım. Çünkü iyi bir niyetle ülkeme dönmek ve hizmet etmek istiyordum. Heveslerimin, motivasyonlarım yeterince anlaşılmadığını düşündüm. Yaptığım işin de yeterince kıymet görmediğini muhataplarım tarafından yeterince Anlaşıldı. anlaşılmadığını, değerlendirilemediğini anladım. E, fakat bu beni yine de heveslerimden geri bırakmıyor. Çünkü e, bunun o insanların kabahati olduğunu düşünüyorum. Evet. E, bu ülkenin kabahati değil, ülkenin insanlarının da, da kabahati değil. Yarın bir gün daha uygun koşullarda dönmek için yine e, vazifeme devam ediyorum. Başkalarının e, öngörüsüzlüğü diyelim. Evet, özetle, evet. İsviçre'de geçici oturum izniyle kendini tamamen mesleğine veriyor ve günde sadece birkaç saat uyuyarak çalışıyorsun. Uzmanlık alanının olan beyin cerrahisi ana bilim dalı dışında fizyoloji, psikiyatri ve hatta kalp damar cerrahisi üzerine çalışmalarda bulunuyorsun. Beyin cerrahisi alanındaki çalışmaların ve uyguladığın operasyonlar akademik çevrelerin ilgisini çekiyor. Ameliyatlarda kullandığın yüzer mikroskop gibi yeni ve özel uygulamalarla Birçok hastanın tedavisinde çok önemli rol oynuyorsun. En verimli ve çalışkan olduğum bu dönemde girdiğim bir ameliyatta sana asistanlık yapan bir hemşireyle tanışıyor ve birbirinize aşık oluyorsunuz. Ee, sana her konuda destek oluyor. O güne kadar her konuda tek başınaydın. Artık çok sevdiğim bir daha var. Hayatına nasıl devam edersin? Aşık olmak kariyerini e, olumlu yönde etkiler mi sence? Aile kurmayı düşünür müydün? Hayat tek başına e, yaşaması çok zor bir şey. Dolayısıyla elbette düşünürdüm. Ama e, bu kadar yoğun bir temponun içinde eşimin e, beni daha iyi anlamasını ve bu e, tempoda bana arka çıkmasını, bana destek olmasını da beklerim. Ki öyle görünüyor. Evet, yani meslektaşım olduğu için, sağlık personeli olduğu için bunu çok daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Elbette mesleki kariyerimi devam ettirirken bir aile kurmak ve yerleşik aile gelmeyi de isterim. İnşallah askerliğini yapmamış doktorlara kız veriyorlardır oralarda diyeyim o zaman. Nitekim İngiliz vatandaşı olan hanımefendiyle evleniyorsunuz. Mesleki hayatına hayatında da hep senin yanında yer alıyor. Hatta görevli olmadığı ameliyatlara dahi senin yanında girip sana yardımcı oluyor ve destekliyor. Onun destek, desteğiyle de mesleğinde ilerliyor. Nöroşüriji operasyonlarında başarılar elde ediyorsun. Anevrizma, beyin tümörleri ve nörolojinin farklı alanlarında çalışıyor. Hatta epilepsi cerrahisinde çok büyük bir katkıda sağlıyorsun. Tıp alanında bu kadar başarılı olup ülkene ve ailene uzak bir yaşam sürmek sana ne hissettiriyor? Vatanını, ülkeni özlüyor musun diye sorayım. Vatanımı ve ülkemi daima özlüyorum ve onun için hep bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyorum. Ama bir yandan da mesleki anlamda çok hızlı bir ilerleme içinde olduğum için burayı da terk edip gidemiyorum. Bu bende sürekli bir ikilem yaratıyor. Orada mı olmalıyım? Hayatımın hangi safhasında oraya dönmeliyim ve orada insanları yetiştirmeliyim, insanlara yardımcı olmalıyım? Hep kafamda bunun tereddütleri, şüpheleri var. Fakat belki bir çağrı bekliyorum. Oradan benim çalışmalarımın değer göreceğini hissettiğim bir ortamdan davet bekliyorum. Belki devlet adamlarından beni görmelerini ve davet etmelerini bekliyorum. Görmüşler ve seni vatandaşlıktan çıkartmışlar. Hala bekliyor musun bunu? Bekliyorum. Geçmişte hata yapmış yöneticiler olabilir. olabilir. Yöneticiler değişir. Ülke ve devlet bakidir. Türkiye'ye dönme hayalin ancak 80'li yıllarda mümkün olabiliyor. Turgut Özal döneminde tekrar vatandaşlığa alınman için dilekçeler yazılıyor ve girişimler başlatılıyor. Sen Türkiye'ye dönmek konusunda biraz çekingen hatta dargınsın. Anlaşılır bir şey. Dönemin sanayi bakanı aracılığıyla yeni pasaportun sana ulaştırılıyor. 35 yaşında vatandaşlığını yitirip 63 yaşında geri alıyorsun. Vatandaşlığını alır almaz Ankara'ya geliyor ve bu süre zarfında çok büyümüş ve gelişmiş olan Ankara'da saatlerce arabayla turluyorsun. Ülkeye dönünce ne hissettin? O duyguyu biraz tanımlayabilir misin? Mesela çocukluğunda bıraktığın Ankara'nın caddelerinde dolaşırken bu yeni hali hakkında neler düşündün? Her şey çok değişmişti, çok büyümüştü. Türkiye çok modernleşmişti. Bıraktığım ülke değildi. Bazı yerlerin yerinde yerler esiyordu. Yepyeni büyük binalar yapılmıştı. Dolayısıyla şehri tanımam için uzun uzun onda turlamam gerekti. Ee, ama bir yandan da e, bir tür e, daha üst sıla gibi e, işte sıayı rahim gibi sevdiklerimi yeniden görebildiğim ülkemin havasını koklayabildiğim teneffüs edebildiğim bir kavuşmanın sevinci içindeydim. E, geçmiş yılların dargınlığı bir anda silinip gitmişti ve ben bu ülkeyi sevgiyle yeniden kucaklamak istiyordum. Tıpkı onun beni şimdi aradan geçen, bunca sene sonra kucakladığı gibi. Ay değil, biraz böyle bir şey değil mi? E tabi. Bir süre daha yurt dışı ve Türkiye arasında gidip gelerek, mekik dokuyarak çalışmalarını sürdürüyorsun. Bu esnada dünya çapında konuşulan ve uyguladığı tedavi teknikleriyle takdir edilen önemli bir tıp ve bilim insanı haline geliyorsun. Türkiye'ye tamamen e, geri dönmeyi düşünür müsün? Kariyerine kendi ülkende devam etmek mümkün mü sence? E, ben burada değilken... E, Tıp da büyük bir sıçrama yapmış Türkiye'de e, ve e, iyi merkezler kurulmuş. E, ben de e, aslında e, tıbba hizmet edecek, e, beyin cerrahisine hizmet edecek öğrenciler yetiştirebilirim. E, burada olmak beni mutlu eder. Fakat bir ayağımın da öbür tarafta olmasını isterim. Çünkü orada Koca kurulu, bir, hayat tabii, kurulu işte. bir düzenim var ve orada da aslında insanlığa hizmet ediyorum. Ee, orada da e, yaptığım buluşlarla e, insanlığa hizmet ettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bir ayağım orada ama diğer ayağım da kendi ülkemde olsun isterim. Dünyada da çok önemli bir yere sahip olup başarılı olmuş bu tıp ve bilim insanı bence siz çoktan tanıdınız kim olduğunu anladınız. Evet. Nezaketen e, söylemiyorsunuz. E, şimdi seyircimizle tanıştıralım mı? Tabii. Geliyor evet. efendim. Dünyaca ünlü Profesör Doktor Gazi Yaşargil'imiz. Gazi Yaşargil, 2013 yılında temelli Türkiye'ye dönerek Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmaya başladı. Modern beyin ve sinir cerrahisinin, nöroşürcünün yani kurucusu olan ve Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından 140 uluslararası aday arasından 100 yılın cerrahı olarak seçilen Yaşargil, 2020 yılında 95. yaş gününü farklı ülkelerden 10.000'in 10 üzerinde beyin ve sinir cerrahının katıldığı bilimsel bir toplantıyla kutladı. Çok güzel. Ee, Yaşargil, Profesör Yaşargil ismi altında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de mikrocerrahi laboratuvarları e, kuruldu. Arkansas Üniversitesi Yaşargil kürsüsü kurup eşinin isminin de verildiği Gazi ve Dayan Yaşargil Yıllık Konferansı'nı Başlatarak onların çalışmalarını onurlandırdı. Türkiye'de adına anma pulu basılan ilk doktor oldu. Profesör Yaşargil'in üç kardeşi de diğer kardeşlerinin tifo nedeniyle vefat etmesinden etkilenerek farklı branşlarda doktor oldular. Hmm. Kendisine saygılarımızı, sevgilerimizi, sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için dileklerimizi sunalım, Tabii. saygılarımızı sunalım. Türkiye'nin büyük övünçlerinden birisi. Çok, Tabii. evet. Ee, biraz sizden konuşmak istiyorum Kemal hay hay. Kariyerimiz hayatımızda ne kadar önemlidir? Yani bu insana göre değişir, yaptığımız işe göre değişir. Hekimler biraz e, yani yaptıkları mesleğin libasına bürünüyorlar, e, elbisesini giyiyorlar ve çıkaramıyorlar kolay kolay. Çünkü hekimlik çok e, zaman alıcı bir meslek. E, yani oyunculuk da biraz öyle sanki değil mi? Evet. E, ama yani bir e, dişliği tamir etmekle görevli, efendim bir fabrika bandında e, görevli bir insan olduğunuz zaman o mesleği çok fazla sevemeyebilirsiniz. Evet. Yani e, hani o Şarlon'un meşhur modern zamanlardaki şey evet. vardır ya, evet. fabrika bandı Char sahnesi, evet. e, Charlie Chaplin'in. E, yani sevebileceğimiz meslekler var, kimliğine girebileceğimiz meslekler var, giremeyeceğimiz meslekler var. Ama... İnsan yine de kendisini, kendi kimliğini, kişiliğini kariyerinden, mesleğinden ayrıştırmayı becerebilmeli diye düşünüyorum. Bizi insan kılan şeyler sadece mesleğimiz olamaz. Yani Bizi insan kılan şey mesleğimizde hangi ilkelere, değerlere hizmet ettiğimiz ve o mesleğin de bizi nereden alıp nereye, nereye götürdüğüdür. Götürdür? Mesleğimizde ne yaptığımız. Ne yaptığımızdır, insanlara nasıl bir fayda taşımak istediğimizdir. Veya kendi içsel olgunlaşmamıza o mesleğin ne kadar hizmet ettiğidir? Peki, e, yani Gazi Bey'in bir tür bir haksızlığa uğradığından konuştuk Hı -hı. ya. Sizin hayatınızda da öyle bir şey var mı? Bir mesleki süreçlerde haksızlığa uğramışlığınız var mıdır? Benim hayatımda da böyle bir an var. Bir, bana ıstıraf vermiş bir an var. Fakat ben bu anı e, ve o süreci başka bir şeye dönüştürmeye çalıştım. Bir tür motivasyona mı? Tabii motivasyona dönüştürmeye çalıştım. Daha çok çalıştım. Daha çok ürettim ee, ve benden esirgenen şeyi e, hakkıyla almaya gayret ettim. E, nitekim, e, yani o çalışmanın da mükafatını aldım. Öyle söyleyebilirim. Size biraz inat katkısı olmuş bu işin. Tabi tabi evet. tabi. E, Gazbin e, hocanın çok yakın arkadaşı Can Yücel, e, şair Can Yücel, zor günlerinde ona çok destek olmuş. İyi bir dost, mesleki ve hayati açıdan ne kadar önemlidir sizce? İyi Dostlar dost. diyelim, şahsı e, e, Dostla ilgili çok sevdiğim bir e, cümle var. Dost yanımızda olmadığı zamanda içimizde konuşması devam eden kişidir. Harik, evet. Yani biz onunla konuşmaya devam ederiz. Onun varlığını, desteğini, e, yanımızda olmasını, omuz hizamızda olmasını fiziken var olmasa da e, psikolojik olarak hissederiz ve ondan güç alırız. Ha. Dostun benim için bir şeyi de şu. Yanında çocuklaşabildiğimiz, kendimiz olabildiğimiz, evet. poz kesmek zorunda olmadığımız kişidir. Çok güzel. Yani e, gerçek dostlar insanı rahat ettirirler. Bazen iyi dost da şöyledir. Yani kendinizi hak etmeden inandırdığınız bir özelliğe sahip zannediyorsanız o sizin şanteminizi kolayca aşağıya indirir. Harika. Tabii. Yani tabii. Ya yani dost biraz netice ya, da şancı söyleyen de netice tabii. Netice kaide demek istiyorum. Kaideniz aşağı iner yani. Tabii yani dost bize acı söyleyen olmalıdır. Evet. Böyle benim bir arkadaş çevrem var. Ee, zaman zaman buluştuğumuz, sohbet ettiğimiz orada ben hiçbir şeyim. Yani orada ben e, yazar Kemal Sayar değilim. İşte efendim psikiyatrist Kemal isim. Sayar değilim. Orada Kemal'im sadece. Ee, beni çok şiddetli bir şekilde eleştirebilirler, dalga geçebilirler. Beraber güleriz. Ben onlarla dalga geçerim. Bu insana... Tatlı evet. haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Tabii tabii. Yani maskeler takmak zorunda olmadığımız her yer insanı çok rahatlatıyor. Siz çocukluğunuzda da e, yatılı okulda okudunuz. Evet. Ailenizden uzak evet, büyüdünüz. Evet. O nasıl bir histir? Yani aileden uzak büyümek. Bende de kısmen vardır o. Ben e, tek başınalığı sevdim. Yani tek başınalığa alıştım. E, yaz tatillerinde de e, çeker başımı gider alırdım giderdim. Rahmetli babamın hiç alışık olmadığı bir şeydi bu. <laughs> çok da evcimen bir insan. Evine çok tutkuyla bağlı çocuklarını aslında hep yanında isteyen i̇şte. bir insan. ben Interrail bileti alır efendim Avrupa'ya giderim. Avrupa şeyde Türkiye'de değişik bölgelere gider, kamplara katılırım filan. bunlar onu zorluyordu ve her seferinde beni bırakmakta zorlanıyordu ama galiba böyle seyahati, tek başınalığı, zihinsel maceraları o yatılı okulda sevdim. Tek başına ayaklarımın üzerinde kalabileceğimi düşündüm ve o gücü hissettim. Yani kiminin travması bir başkasının hayattaki çıkış noktası olabiliyor, değil mi? Garip bir şey hayat. Şimdi travma ile ilgili biraz psikiyatrist olarak konuşayım. Travma ile ilgili en enteresan bilgilerden birisi travma geçiren insanın üçte ikisi travmatize olmuyor. Evet. Yani başına kötü bir olay gelse dahi. <laughs> Travma sonrası belirtileri göstermiyor. O coğrafyayla da ilgili. Biraz Biz tabii <laughs> acıya karşı şerbetçiyiz Şerbetli. aslında. Efsunluyuz. Yani. Ev Efsunluyuz. Evet. Biraz daha acıyı bal eyledik diyor ya Hasan evet. Hüseyin. Evet. Biraz acıyla bağışıklık kazanıyoruz ve güçleniyoruz. Travma sonrası büyüme diye bir kavram var. Ve insanlar yaşadıkları acı olayları dönüştürerek, onu anlamlı bir şeye dönüştürerek, oradan büyüyerek de çıkabiliyorlar. Travma büyüme. Doğru göğüslemeyi başarırsanız bazen okulda olur diyebilir Bir okul, bir tramplen tahtası, biraz Sıçramaz, ileriye sıçradığınız evet. bir yer. Peki aidiyetle başlamıştık. Bu kısmı aidiyetle bitirelim. Bir insanın kendini bir yere ait hissedememesi, bir aidiyet hissetmemesi çok büyük bir sıkıntı mı? Yani insanda nasıl bir şey e, arıza yaratabilir, yaratır mı? Mesela bazı insanların aidiyet ya da tanımlı aidiyet konusunda sıkıntısı Hı -hı. da vardır. Mesela benim şahsen bir miktar öyle bir sıkıntım var. Ben kendimi bir yerden, bir coğrafyadan çok insanlara, sevdiğim insanlara ait hissederim mesela. Onların olduğu her yer vatan olabilir falan. Yani vatan derken, ya bu bir seçim. şeyleri bir kenara tabii. koyuyorum. Yani bir hissiyattan bahsediyorum. Bu bir, bir sıkıntılı birisi olduğum anlamına gelir mi acaba? Hayır. Yani Seansı dönüştürmeyelim. Hayır hayır. Bir yani şey bu, bu bir olduk. seçimdir hayatta. Ee, yani size de emniyet veren insan ilişkileri var. Öyle evet. anlıyorum. E, kimine bir vatan duygusu emniyet verir, kimine maneviyat duygusu emniyet verir. İnsanların seçimleriyle bu şekillenir. Kimse aslında tek başına kö çok köksüz değildir. Tabii. E, herkes bir şekilde dünyaya kök salacak bir yer bulur. E, yani sevdiğimiz insan olur, sevdiğimiz meslek olur. Bir mefhum da olabilir değil mi? Bu? Mefhum da olabilir, yani, bir ideal de olabilir, ideal de olabilir, bir ütopya olabilir. Evet. thank you Yani ben tek başına çok köksüz insanlar ol, olacağını zannetmiyorum. Olanlar da bir tür bunu endişe olarak da yaşıyor olabilirler tabii. Telaşı evet. mahalli yoktur diyorsun. Yok. Kardeşini bir hastalık sonucunda kaybetmiş olman, hekimliğe ilgi duymana sebep olabilir mi? Bunu çok isterim. Çünkü bunun değiştirilebilir bir yazgı olduğunu düşünüyorum. Ülkene geri dönmeyi düşünüyor musun? Burada kendimi kanıtladıktan sonra dönmek isterim. Türkiye'deki askerlik görevin için kariyerine ara verir misin? Veremem. Çünkü daha büyük bir hedefim var. Vatansız olarak anılmak ve ülkene geri dönememek sana ne hissettiriyor? Çok kırıldım. Çünkü iyi bir niyetle ülkeme dönmek ve hizmet etmek istiyordum. Aile kurmayı düşünür müydün? Hayat tek başına yaşaması çok zor bir şey. Dolayısıyla elbette düşünürdüm. Ülkeye dönünce ne hissettin? Geçmiş yılların dargınlığı bir anda silinip gitmişti. Ve ben bu ülkeyi sevgiyle yeniden kucaklamak istiyordum. Tıpkı onun beni kucakladığı gibi. Kariyerine kendi ülkende devam etmek mümkün mü sence? Orada da yaptığım buluşlarla insanlığa hizmet hizmet ettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bir ayağım orada ama diğer ayağım da kendi ülkemde olsun isterim. Gazi Yaşargil 2013 yılında temelli Türkiye'ye dönerek Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne görev yapmaya başladı. İnsan kendi hayatını bir başkası veya sevdikler için feda edebilir mi diye sormak isterim. Ee, belki bunun içinde çaresiz kalmak, çaresizlik ne demektir diye de bir soru ee, eteğine teyelliyim bunu. O kadar duruma özgü, kişinin psikolojisine özgü şeyler ki bunlar. Yani insan bir durumda çok büyük bir kahramanlık yapabilir. Başka bir durumda çok korkakça davranabilir. İnsan bir durumda çok iyi birisi olabilir. Bir durumda şartlar onu daha kötü bir insan olmaya zorlayabilir. Evet. O yüzden... Feda meselesi biraz... Feda meselesi tamamen o özgür koşullarla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki efendim yeni hikayemizde Muş'un Korkut ilçesine 60 kilometre mesafedeki Karakale köyünde doğdun. Bütün hayatın köyde geçiyor. Yıllar sonra emekli olduğunda çok sevdiğin oğlunla köyde yaşamaya devam ediyorsun. Ancak yaşadığınız yer doğa şartları açısından çok zorlayıcı bir yer. Köyünüzde toplam 16 tane ve 150 kişi nüfus var. Mevsimsel şartlar çetinleştiğinde köyle ana yol arasındaki dere sık sık taşıyor. Geçmişte köylülerden bazıları bu dereden geçmeye çalışırken hayatlarını kaybetmişler. Bu şartlar altında köyde yaşamanın zorluklarını tarif edebilir misin? Nasıl katlanıyorsun böyle bir şeye? Yani bunu hayatın bir parçası olarak görüyorum. Başka bir yer görmedim. Başka bir yer bilmiyorum. Bu bu şartlarda var olmayı insanlığımın bir parçası olarak görüyorum ve kendimi bu konuda eğitmeye çalışıyorum. Yani dereden nasıl boğulmadan geçerim, yaşama becerilerini nasıl geliştiririm bu soğukta, bu yoksun ortamda ne yapabilirim, daha sert, daha mücadeleci bir kişiliğe bürünüyorum diyebilirim. Bu belki bizler için dert olur ama orada doğmuş büyümüş yaşayan birisi için böyle bir dert değildir gibi mi düşünüyorsunuz? Öyle algılıyorum evet. evet. O hayatının bir parçası. Evet, evet evet. Realite yani. Evet. evet. Köylerin inşa ettikleri ve köyün ana yolla bağlantısını sağlayan iki köprü var. Köydeki çocuklar okula gitmek için köylüler de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu köprülerden geçerek merkeze ulaşıyorlar. Bazen günlerce yağmur yağıyor. Böyle zamanlarda köprüden geçmek de bazen tehlikeli, bazen imkansız hale geliyor. 2013'e kadar bütün zorluklarla köyünüzde yaşamaya devam ediyorsunuz. Oğlun 14 yaşına gelmiş, sen 60 yaşındasın. O sene Mart ayı çok sert geçiyor. 3 gün üst üste şiddetli yağmur, evlat hastalanıyor ve senin evin bazı ihtiyaçlarını almak için kasabaya gitmen lazım. Çok tehlikeli olsa da Herhalde evlat hastalığında ilaç milaç falan gibi zorunlu şeyler de var. Ertelenebilir bir şey olmadığı anlaşılıyor. Çok tehlikeli olsa da o yağış altında köprüden geçmeyi göze alabilir misin? Çocuğumun hastalığının e, ölümcül olabileceğini düşünüyorsam evet. Eğer çocuğum e, hayatına devam edemeyecekse, böyle bir risk varsa e, veya ben böyle hissediyorsam ha. o riski göze Öyle alırım. görünüyor, Öyle evet. görünüyor. O riski göze alırım. Alırım diyorsunuz. Evet. Her şeyi göze alıp köprüden geçiyor ve ihtiyaçlarını karşılayıp köye geri dönüyorsun. Dönüş yolunda yağmur iyice şiddetleniyor ve dereye yaklaştığında geçerken kullandığın köprünün yıkıldığını görüyorsun. Evine ulaşmanın daha da zorlaştığı bu koşullar altında bir de oğlunun ateşinin yükseldiğini ve baygınlık geçirdiği haberi geliyor. Köprü yıkılmış, evlat hasta, çok hasta. Köye ulaşman çok zor. Bu çaresizliği nasıl atlatacaksın, ne yapacaksın? Yardım isteyebilir misin? o ırmağı geçmekle ilgili bütün becerilerimi kullanırım. Ee, geçmişte duyduğum hikayelerden, e, efendim kendi tecrübelerimden, geçmiş tecrübelerimden neresinden geçersem daha az hayat riski olduğuyla ile ilgili e, bir çıkarsama yapar, bir muhasebe yapar ve onu e, hayata geçiririm. Galiba bazı insanlar bu konuda daha vericidir kısmının çoktan geçildiği bir yerdeyiz. Azgın bir ırmak, hmm. ilacın geçmesi, götürülmesi lazım falan. Çünkü o ırmağı geçmezsem onun bana duygusal maliyeti çok, çok yüksek. Tağılır. Yani evet. ve çocuğuma bir şey olursa ben korkaklığım yüzünden o an o ırmağı geçmediğim için çocuğuma bir şey olursa ömür boyu bu ıstırapla yaşayacağım demektir. Köydekilerin de girişimiyle afada ıı, ulaşılıyor ve destek hızlı bir şekilde geliyor. AFAD ekipleri botla köye ulaşmak üzere dereye giriyor. Ancak derenin karşı tarafına bot bağlayan halat kopunca Akıntıya kapılıyorlar ve azgın sularla birlikte sürüklenip ancak 250 metre ilerideki taşlık alanda durabiliyorlar. Bu kez afat ekipleri de mahsur kalıyor. Çalışmalar devam ederken sen daha da telaşlanıyorsun. Onlardan gelecek yardımı beklemek için vakit yok. Bir an evvel hasta oluna ulaşmak mecburiyetindesin. Çaresizlik bir kez daha ve başka bir boyutta karşında. Şimdi ne yapacaksın? Yani bu ırmağı geçmek zorundayım. O ilacı... Oğluma götürmek zorundayım. Ee, ben de deneyeceğim ve sonucun iyi olmasını ümit ederek, dileyerek, dua ederek bunu deneyeceğim. Sana bir şey olursa? Bunu yani insan e, iyi olanı ümit etmek sizin nasıl güzel bir eyleme, iyi bir eyleme, iyi cildi bir eyleme e, başvurabilir. Yani hepimiz. Sonunda bir bedel ödemeyi göze alarak bazı riskli işlere soyunuruz. Ama soyunuruz çünkü ümidimiz vardır, umut duygumuz vardır. Yani bunu ben bu sefer başaracağım, ben başarabilirim. Yani başkası başaramamış olsa, ben geçmişte başaramamış olsam dahi ben başarabilirim diye düşündüğüm için o yorumağa geçeceğim. Biraz romantik değil mi bu? Bu insan, bence insan trajedisinin bir parçası çocuğumun ıstırabı o kadar kalbimde ki ve onu e, hasta yatağında böyle bırakmış olmaktan dolayı o kadar elemliyim ki her türlü çılgınlığı göze alırım. Her türlü çılgınlığı göze alırım ve e, ben bu ırmağı geçebilecek güçteyim ama o yatağında kendini kurtarabilecek güçte değil. Denk durumda değiliz. Afat görevlilerinin ve köylülerin tüm itirazlarına rağmen hiç düşünmeden dereye giriyorsun beline bir ip bağlayarak hı hı. derenin karşısına geçmek üzere azgın suların arasına kendini bırakıyorsun. Kıyıdakilerin de yardımıyla derenin karşısına geçmeyi başarıyorsun. Onun için kendi hayatını hiçe sayarken ne hissettin suyun içindeyken? Çok soylu bir şey için hareket ettiğimi düşündüm. O an e, korkmuyor muydum? Hayır, korkuyordum. E, ama o kadar yüce bir amaç için e, hareket ediyordum ki korku e, anlamını kaybediyordu. Belki de bunu bile düşünemez değil mi insan? Sadece suyu geçmeyi düşünür. Ya yani mücadele edeceğim ve e, başaracağım ve bunu hocam. güzel bir şey için başaracağım. Evet. Karşı kıyıya geçtikten sonra köydeki hasta olana ulaşıp onu botla karşıya geçirmeyi başarıyorsun. Hastaneye gittiğinizde yani döndüğünde bot işi falan afat çünkü. Hastaneye gittiğinizde durumu kritik olan oğlum birkaç gün tedavi aldıktan sonra toparlanıyor, iyileşiyor. Oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için düşünmeden kendini hayata, e, risk, hayatını riske atan o fedakar, kahraman tırnak içinde babayla tanışalım mı? Tabii, tabii. Geliyor efendim. Sevgili. Veçhettin Artan. Veçhettin Veç yani. Evet. Ee, yani Kutlamak başka gerek. bir evet tevafuk evet. da var burada. Kutlamak gerek. Veçhettin e, Artan oğluna ulaşmak için dereye atladığı esnada yuttuğu çamurlu sular yüzünden 20 gün kadar hasta yatmış. Kendi hayatını içe saydığı esnada sadece oğlunun yaşamını düşündü ve ölümü dahi göze aldı. Hastanede tedavi olan oğlunun hayatı kurtuldu ve ilerleyen yıllarda lise eğitimini tamamlayarak üniversitede inşaat mühendisliği bölümünü kazandı. Ve Çetin Bey'in oğlu Artan eğitimine devam etmek üzere Makedonya'ya gidecek. Yani e, halihazırda Yaşanan bu olay üzerine yetkililer harekete geçtiler ve derenin üzerine beton bir köprü yapıldı. Köylüler artık daha güvenli koşullar altında kasabaya ve şehre ulaşabiliyorlar. Ee, senin sayende oğlunun sağlığına kavuşup başarılı bir öğrenci olması karşısında ne düşünüyorsunuz şimdiki halde? Bununla gurur duyuyorum ama ben e, bir baba olarak sadece duygularımı dinledim ve e, sevginin ve iyiliğin izini sürdüm. Bunun ekstra bir şey olduğunu, fazladan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu benim iyi bir babalığın içine yazılı zaten. E, o paketin içinde kodumda gelen bir şey. Yani, kodumda zaten. Yani e, yazılımımda olan bir şey. E, dolayısıyla ben iyi bir babanın yapması gerekeni yaptım. Onun bana hiçbir şekilde medyunu şükran olmasını beklemiyorum. Sadece onun iyi bir öğrenci olmasını istiyorum. Artan'ın yerine geçer misin lütfen? Evet. Bir soru sormak istiyorum. Neden mühendislik Artan? Köprüler yapmak istiyorum. Hmm. Köprüler yapmak istiyorum. Benim yaşadıklarımı başkası yaşamasın diye. Ve, o yüzden inşaat mühendisliği. E, Gazi Hoca'nın e, başına gelen şeyin Tabii. sonuçlarıyla Beşettin Bey ve oğlunun hikayesi arasında da ciddi bir e, paralellik var. Paralellik var. Burada çok güzel iki şey var. iki örnek var. Hayatımızdaki acıları anlamlı bir şeye dönüştürerek evet. onu e, yapıcı, inşa edici bir şey e, kılabiliriz. Yani Hani tramplen tahtasından bahsettik ya evet, bazen tahtası, kimi insanlar yani. o acılara hapis kalır Orada aynı şeyleri tekrar eder, bir türlü yapıcı bir şeye dönüştüremezler. Hep kendilerini suçlarlar, yıkıcı bir şeyin içinde kalırlar, haleti rüyenin içinde. Kimi insanlar da geçmişin yoksunluklarını inşa edici bir şeye dönüştürürler. Evlatları için kendilerinden çoğu zaman eksilten, onlar için artırıp evlatlarına veren bütün anne babalar... İçin vecihin evet. ve babaya saygılarımızı e, sunalım. Tabii. İyi ki böyle insanlar var. Evet. Her birimizinkine Allah uzun ömür versin. E, kaybettiklerimize de Allah rahmet ha. eylesin. Şimdi biraz sizinle tekrar konuşmak isterim. Sizin bir kahramanınız var mı kendi hayatınızda? <laughs> Benim ilk kahramanım e, Neme çekti. pas <laughs> çocukları. E, <laughs> Neme çek büyük kahramanımdı. Evet. Uzun süre onunla e, Çocukluğum onunla geçti. Sevdiğiniz yanı neydi? Ee, doğru bildiğinden vazgeçmemesi. Vazgeçmem. Yani bütün e, gördüğü eziyetlere rağmen doğru bildiğinden vazgeçmemesi. Bütün iyi insanlar benim kahramanım. Yani sıradan iyiler. Her zaman biz tarihi büyük insanların yazdığını zannediyoruz. Bence tarihi <laughs> sıradan iyilerin küçük dokunuşları yazıyor. Yani yapabileceği kötülükleri yapmayan, İnsanları evet. iyi, insanlığı iyiliğe boğan böyle evet. ufak dokunuşlarla yani e, Veçettin Bey aslında bir köye örnek oldu o köy e, bu hikayeyle büyüdü ve nesiller bu hikayeyle büyüdü. Devlete oturduğu yerden kaldırdı tabi yani insanlara bir faydaya dönüştürdü. Kahramanlarımız iyiler olmalı evet. biraz bu e, her kahraman uçmak zorunda değildir değil, değil mi? bir de e, bu Hollywood yapımı çizgi filmlerde Kötü kahramanlar türemeye başladı. Bizi anti kötülerin kahraman de, kahraman evet. ya da bizi belki de kötülerin de kahraman olabileceğini, kötüleri de perestiş edilebileceğini e, e, inandırıyorlar. Ben sadece e, iyileri kahraman bilmek istiyorum. Belki mutlak iyi, mutlak iyi, mutlak kötü yoktur anlamı da çıkartılabilir mi ondan? Her insanın içinde tabii iyilik ve kötülük gezinir. Gezinir, evet. Hangisinin Zaten Hangisini mesele o, Sabahattin Ali içimizdeki şeytan, şeytan diyor. Evet. Mesele yine onun sözlerini biraz hatırladığım kadarıyla söyleyecek olursam, kötülük edecek kudreti olduğu halde kötülük etmemektir. etmemek. Evet. Siz de geçmişte buna benzer bir hadise yaşamışsınız aslında bir trende kalmışsınız evet. Baba, babanız evet. falan inmiş. Ne hissetmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Ciddi bir hadise galiba. Çok ciddi bir hadise. Zonguldak filyosta kara trenler vardı babam orada Sümerbank'ta memurdu. E, ve o kara trenlerle önce Filyos'tan Karabüye giderdik iki buçuk saatte. Sonra oradan e, otobüslerle e, memleketimize giderdik. E, bu trenlerden biri e, normalde beklemesi gereken süreyi e, tez canlı bir hareket memuru yüzünden erken e, hareket ediyor. Ve e, bu tez canlı hareket memuru maalesef e, herkesin Trene bindiğinden emin olduğu halde hareket işaretini vermesi gerekirken ben altta kalıyorum. Belki de görmüyor beni. Herkesi bindiriyor babam, halamı bindiriyor, annemi bindiriyor. Kendisi de binip beni alacak tam o sırada. Ve belki de o karambolde benim bindiğimi zannediyor filan bir karışıklık oluyor. Tren hareket etmeye başlıyor. Ben de trenin yanı sıra koşmaya başlıyorum. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Tabii. Her an trenin altına. altına girebilirim. Babam bunu görünce çılgına dönüyor ve kendisini hareketli trenden aşağı, e, aşağı atıyor. Benim düşündüğümden daha, zannettiğimden evet, daha da tehlike evet, tehlikeli. Evet, epey tehlikeli. O da altında kalabilirdi, ben de kalabilirdim. Sonra tabii benim çocukluğumun en enigmatik, en e, unutulmaz sahnesi gerçekleşiyor. Beni... O sırada biri akıl ediyor ve imdat frenini çekiyor. Tren biraz ileride duruyor. Babam beni emniyete aldıktan sonra koşa koşa gidiyor. Hareket, hareket memurunu <laughs> şöyle yakasından tutup şöyle bir kaldırdığını hatırlıyorum. Bir şey yapmıyor. Evet. Sadece kaldırıyor ve ona kızıyor. Evet. Ee, i̇şte böyle çocukluğumdan böyle bir hatıra. Evet. Kahraman babalarımızın. Evet, uçmayan e, bir kahraman da. Evet. Tabii. gerçi tamam, az kalsın hareket memuru uçuyormuş <laughs> evet peki o zaman ne hem bir profesyonel olarak sizi kastediyorum hem de baba olarak bir baba olarak hmm. soralım baba olmak nedir Kemal Bey valla baba olmak defa zor bir şey zor bir şey çünkü her şey istediğiniz gibi gitmiyor hayatta yani çocuklarınız sizin olmasını istediğiniz insanlar her zaman olmayabiliyor. Onlar kendi yollarını çizmek istiyorlar. Öyle olması da gerekmiyor zaten. Gerekmiyor da zaten ama içeride bir şey hep sanki onlar bize benzerlerse, bizim gibi düşünürlerse, hayatı Doğru bizim olacak. gibi algılarlarsa daha iyi olur gibi bir his veriyor. Bunun yarattığı bir çatışma oluyor. Bunu sindirmenin bir zamanı oluyor. Bunu kabullenmenin bir zamanı oluyor doğrusu. Zaman istiyor bu tür şeyler o da bir rütbe alma şekli. Tabii değil tabii. Mi? Bence babalığın evet bir makam kazanması, daha ileri bir aşamaya gelmesi. Ya yani iyi babalık çocukların ruhsal ihtiyaçlarında, duygusal ihtiyaçlarında orada olabilmek, onlara kimsesizlik duygusu vermemek, babamız yanımızda, her zaman bizim etrafımızda hissini verebilmekle kayın. Bu her zaman kolay değil. Aynı zamanda müdahaleci de olmadan. İşte o müdahale tabii nerede olmalı? Şimdi eğer çocuğum zararlı bazı maddeler kullanıyorsa ve kendi sağlığına zarar veriyorsa müdahale etmem anne babalığın şanındandır. Peki aile olmak sizce nedir? Ne ifade eder? Ya aileyi ne aşırı kutsamak evet. ne de onu lanetlemek çok doğru tutumlar gibi gelmiyor. Çünkü iyi işlev göstermeyen aileler var, sağlıklı aileler var. Bizim işimiz bir kişinin, bir hastalıklı kişinin ailenin diğer üyelerinde bıraktığı ağır hasarları bazen tedavi etmekle oluyor. geçiyor. Yani. Zamanımız geçiyor. Ee, ailenin daha işlevsel, daha sağlıklı, herkesin kendini ifade edebildiği, herkesin kendini var kılabildiği bir ortam olması için. Sağlıklı bir edemezsin. sosyalleşmenin ilk yuvası Tabii. ocağı evet. olarak tarif Tabii, etmek. Bu yönleriyle olur. de aile... Aslında ruhsal sağlığımızın ilk ilmeğinin en kuvvetli bir şekilde atıldığı bir yerdir. Evet. Yani aileyi küçümseyen bakışları ben asla anlayamam. Aile sağlıklı güzel bir aile olduğu zaman e, ömür boyu kişinin sırtında hissedeceği bir güvenli eldir. Evet. Yani e, şeyin Tolstoy'un anılarında okumuştum çok hoşuma gitmişti. Annemin o ışıltılı gülümsemesini hatırlıyorum diyor çocukluğumdan diyor ve, her zaman sırtımı sıvazlayan bir el olarak o gülümseme kaldı diyor. Çok güzel. Evet yani sırtımızı sıvazlayan bir eldir aile. Hayatın zorluklarında, sıkıntılarında, dönemeçlerinde o eli hissedersek onları daha kolay yaşıyoruz. Evet, sürekli gıcıklık etmek istemem ama ben de bir Oscar Wilde'la katkıda bulunayım. Dünyada en güzel şey büyük geniş bir aileye sahip olmaktır. Elbette sizden uzak bir şehirde. <laughs> Evet O da var. Ebedi karamsar. Evet, evet. ebedi karamsar. Sizin çocuklarınızla ilişkiniz nasıldır? Ee, tatlı sert. Ee, yani genellikle muzipçe, daha esprili. Ee, Humor içeren. Evet, şakalaşma eksenli. Kaç ee, yaşındalar çocuklar? E, yaşında? Büyük oğlum 23 yaşında. Ee, küçük oğlum ondan 7 yaş küçük, 16 yaşında. Bir kız bulamadınız mı? Kız bulamadık, onun Ağabeyiz. eksikliği içindeyiz Ağabeyiz. tabii. <laughs> Evet. Olsun ne yapalım. Yani ama... e, o bir eksiklik ve hayat boyu sürecek artık torunlar için bekliyoruz. Üzüldüm bu konuda üstünüze gelmek istedim. Evet evet. evet peki. Zaten yaralıyım. Yaralısınız zaten. İlişkileriniz evet. iyi ama anladığım kadarıyla. İyi çok şükür. Evet. Geçmişte köylülerden bazıları bu dereden geçmeye çalışırken hayatlarını kaybetmişler. Bu şartlar altında köyde yaşamanın zorluklarını tarif edebilir misin? Bu şartlarda var olmayı insanlığımın bir parçası olarak görüyorum. Daha mücadeleci bir kişiliğe bürünüyorum diyebilirim. Çok tehlikeli olsa da o yağış altında köprüden geçmeyi göze alabilir misin? Çocuğumun hastalığının ölümcül olabileceğini düşünüyorsam evet. Köprü yıkılmış, evlat hasta. Bu çaresizliği nasıl atlatacaksın, ne yapacaksın? Ben korkaklığım yüzünden o an o ırmağı geçmediğim için çocuğuma bir şey olursa ömür boyu bu ıstırapla yaşayacağım demek her türlü çılgınlığı göz alırım. Onun için kendi hayatını hiçe sayarken ne hissettim? Çok soylu bir şey için hareket ettiğini düşündüm. Ya yani mücadele edeceğim, güzel bir şey için başaracağım. Veçettin Artan oğluna ulaşmak için dereye atladığı esnada yuttuğu çamurlu sular yüzünden 20 gün kadar hasta yatmış. Kendi hayatını hiçe saydığı esnada sadece oğlunun yaşamını düşündü ve ölümü dahi göze aldı. İnsan gerçekten de beklenmedik bir durum karşısında bazen pes edebilir mi? Böyle bir hakkı var mıdır? Çok e Katlanılması güç acılar karşısında zaman zaman pes ettiğimiz olur. Ama e, hayatı farklı kılan pes etmeyenlerdir zaten. Yani yaşamak için bir sebebi olan insan nasıl bir şekilde katlanıyor. Hı. Önemli olan bizim niçin yaşadığımızı, bu acıların niçin çektiğimizi ve bu acıların sonunda nereye ulaşabileceğimizi fark etmiş olmamız, e, anlayabilmemiz. Bütün bunların aslında herkesin başına gelebilecek şeyler olduğunu e, kanıksamamız galiba. Mesele, bakın başımıza gelen acıyı bilemiyoruz. Yani ya hangi bilemeyiz. acının evet. bize uğrayacağını bilmiyoruz. Çok hayat sürprizlerle geliyor her zaman. Biz plan yapıyoruz ama hayat sürprizlerle geliyor. Ama o acı karşısında eksilmemeyi biz seçiyoruz. O acı karşısında hangi tutumu göstereceğimizi biz seçiyoruz. Evet. O seçimlerimiz elimizden alınmadığı sürece... İnsan mücadeleye devam eder. Bu hikayemizde biraz hayat ve umut konusunu konuşacağız. Bu defa 1954 yılındayız. Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir dağ köyünde doğuyorsun. İlkokulu bitirdikten sonra köyde başka okul olmadığı için eğitimine, yani ortaokul olmadığı için eğitimine devam edemiyorsun. Oysa hayalinde iyi bir eğitim almak, sonrasında subay veya milletvekili olmak gibi hayallerin var. Baban imkansızlıklardan ötürü seni bir türlü başka bir okula gönderemiyor. Ortaokula devam edemeyeceksin. Ne hissediyorsun? Geleceğim elimden çalınmış gibi hissediyorum. Öfkeliyim. Başka bir dünyanın olmasını, bir yol, bir iz bulabilmeyi ve bir elin beni bulunduğum yerden çekip, çekip çıkarmasını istiyorum. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra komşu köye bir ortaokul açılıyor. Ancak o zaman eğitimine kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Bu okula gitmek yaya olarak 3 saat sürüyor. Ve hiç erinmeden, gücenmeden, üşenmeden her gün o yolu gidip geliyorsun. Nihayet okula gidebiliyorsun ama şartlar çok ağır. Her gün 6 saat yürüyorsun. 3 saat gittin, 3 saat geldin. Bu şartlar altında eğitimini tamamlayabilecek misin? Uzun yola çıkma hüküm giydim. Dolayısıyla e, niyetim... Halis, niyetim saf ve temiz ve gayretliyim. Ee, niye tamamlamayayım? Yani Hı. eğer onu göze aldıysam o 3 saat yürüyüşü tamamlamak için göze aldım. Her gün o yola katlanarak liseyi bitirip mezun oluyorsun. Elektrik teknisyeni olarak Diyarbakır'da görevlendiriliyor ve elektrik kurumunda çalışmaya başlıyorsun. Geleceğe dair artık daha iyi hayaller, daha olgun hayaller kurabiliyorsun. Evleniyor ve 3 evlat sahibi oluyorsun. Aradan yıllar geçiyor ve büyük oğlun liseyi bitirip tıp fakültesini kazandığında en mutlu günlerinden birini yaşıyorsun. Ancak o sıralar kendini pek iyi hissetmediğin için doktora gidiyor ve yapılan tetkikler sonucunda maalesef kolon kanserine yakalanmış olduğunu öğreniyorsun. Dayın, annen, abin ve kız kardeşin de bu hastalık yüzünden hayatlarını kaybetmişler. Danışanlarınız hastalar için hikaye diyorsunuz değil mi? Hastanın hikayesi diyorsunuz. Hikayesinde böyle büyük kayıplar var. Ee, biraz genetikte bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor olayım. değil mi? Çok Yanlış olacağım. bir şey söylemeyeyim ben. Evet. Doğru. Doktor sana 6-7 ay kadar ömrün kaldığını söyleyince dünyada başına yıkılıyor. Hastalığı öğrendiğinde ne hissettin? Yani dünya başıma yıkıldı. Çünkü daha heveslerim vardı. Çocuklarımın mürüvvetini görmek istiyordum. Onları büyütmek, yetiştirmek, hatta torunlarımı kucağıma almak sevmek istiyordum. Dünyaya vereceğim daha fazla şeyler olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla çok zor duygular içindeyim. Bu kalan altı ayımı nasıl değerlendirmem gerektiğiyle ilgili bir muhasebe içindeyim. Geçmiş ömrümü düşünüyorum. Geçmiş ömrümü Doğru ve iyi yaşadığımı düşünüyorum. Bundan yana bir şikayetim yok. Ee, ama e, kalan e, 6-7 ayımda da sevdiklerimle daha uzun vakit geçirmek e, ve e, onlar için e, onların sevgisini daha fazla hissedebilmeyi e, isterim. Ama iyis içindeyim, üzüntü içindeyim. Bir sabah çocuklarınla kahvaltı ederken onlara hastalandığını ve tedavi olman gerektiğini, kalan zamanını bir hikaye anlatır gibi anlatıyorsun. Ailecek zor ve çok üzüntülü bir süreç yaşıyorsunuz. Tedavi olabilmen için Ankara'daki büyük bir hastaneye gidiyorsun. Ee, orada seni inceleyen doktor e, ilkinin aksine sana umut veriyor. Hatta iyileşeceğini. Hı hı. Ardından da tıp okuyan oğlunun mezun olunca her türlü sağlık sorununda sana bakacağını söylüyor. Umut doluyorsun ve hastalığını öğrendiğindeki negatif ruh halin dağılıyor. Şu an karışık duygular içindesin. Geleceğin için ne düşünüyorsun? Bu defa bir umut var işin içinde. Evet. Sağlığım için elimden geleni yapacağım. Ee, tamamen kapalı olan, sımsıkı kapalı olan kapı aralandı. Evet. O aralıktan gireceğim. Bir ışık sızıyor. Evet orada. bir ışık var ve e, ben o ışığı takip edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Kendimi çaresizliğe, ümitsizliğe terk etmeyeceğim. E, ve çocuğumun da gayretiyle e, ve kendi inancımla da bunu yenebileceğimi İnanıyorum, gayret edeceğim. Umarım. Ankara'da ameliyat oluyor ve kemoterapi görüyorsun. Hastaneye gidiş gelişlerin esnasında diğer hastaların durumlarına, yaşadıklarına e, yan etkilere şahit oluyor ve çok etkileniyorsun bundan. Ancak moralini hep yüksek tutuyor. Doğru ve dengeli bir beslenme, spor ve pozitif bir yaşam anlayışıyla tıbbi tedavi sürecine destekliyorsun. Hmm. E, bunlar destek anlamında tabii Kısa zaman içinde pozitif sonuçları görmeye başlıyorsun. Sıkıntılı geçen 5 yılın ardından kanser hastalığıyla mücadelen olumlu sonuç veriyor ve iyileşiyorsun. Kanseri yendin. Şimdi ne düşünüyorsun? Bana bağışlanmış yeni bir ömür var. Ve bu hayatı daha önce yaşayamadığım gibi yaşayamadıklarımı, ertelediklerimi öne alarak daha güzel yaşamaya çalışmalıyım. Bu hayat hiç elimde olmayabilirdi. Dolayısıyla bana verilmiş olan bu ikinci hayatta rüyalarımı, düşlerimi, heveslerimi gerçekleştirebilecek bir hayat sürmeye gayret etmeliyim. Elimden geldiğince, e, içimde kalmış bir şey varsa e, onu harekete geçirmeliyim. Yeni onu bir anlam alayım. Yani. Tabii. Yani e, bu süreç bana bir şey öğretmeli. Hayat çok değerli, çok biricik. Her an elimizden kayıp gidebilecek bir şey, kırılgan bir şey. Onu layıkıyla her anını hakkını vererek ve daha güzel yaşamaya çabalamalıyım. Hastalığını yendikten bir müddet sonra yeniden kansere yakalanıyorsun. Bu defa başka bir bölgede oluşan hastalık hayatla olan bağını tekrar sınıyor. İnancın ve direncinle bir kez daha kanseri yeniyorsun. Bir kez daha bu zor hastalığı atlattın. Hayatına nasıl devam edeceksin? İkinci kez oldu, üçüncü kez olabilir. Bu bilinçle yaşayacağım, hayatımı her an e, yani son gününü yaşıyormuş gibi bir bilinçle e, yine hakkını vererek ve kedere kapılmadan e, mümkün olabildiğince kedere kapılmadan yaşamaya gayret edeceğim. Çünkü kederin bana getireceği hiçbir şey yok. E, sevdiklerimle daha uzun vakit geçirmeye ve sevdiğim işlerle daha uzun vakit geçirmeye çalışacağım. Ee, yine pes etmeyeceğim. Ağır da bir şey. Beş yıllık bir mücadeleden tabii, sonra tabii. bitti derken bir yenisiyle tabii. karşılaşma. Evet, evet. Nitekim aradan geçen bir sürenin ardından tekrar Hı -hı. üçüncü geliyor ve bu sefer de cilt kanserine Hı -hı. yakalandığını Hı -hı. öğreniyorsun. Hayatını yeniden gözden geçiriyor ve nerelerde yanlış yapmış olabileceğini düşünüyorsun. Yaşam tarzını bir kez daha Değiştiriyor ve sana zarar verebilecek her türlü dış etkeni bertaraf ederek yeni bir tedavi sürecine daha giriyorsun. Hı hı. Geçirdiğin ameliyatlar say sayesinde yüzünde ve burnunda bir takım fiziki değişimler de baş gösteriyor. Üç kez arka arkaya kansere yakalandın. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bu kader mi? Bu bir sınav ve bu, bu sınavda benim sorularım zor. Bana verilen sorular zor. Herkese bu kadar zor sorular verilmiyor. Ama her seferinde de başardım. Her seferinde de gayret ettim. E, benden uzaklaşmakta olan o hayatı ellerimle e, yakaladım. Yani bunu bir e, kaderin sınaması olarak e, görebilirim. Ama ben de üzerime düşeni yaptım. Yani kendimle gurur duyabilirim. Üç defa kansere yakalanmak seni tamamen değiştiriyor. Hı hı. Eskiden olduğu gibi stresli, kaygılı, sert ve uyumsuz kişiliğinin yerine bambaşka bir adam çıkıp geliyor, oturuyor. 180 derece farklılaşma ve çok hoşgörülü bir haline geliyorsun. Hastalık süreçlerinde en önemli desteği eşinden görüyorsun. Hastalık süreçlerinde seni hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Hastanede ve evde beslenmenden sosyal durumuna kadar bütün tedavilerin Tedavinin bütün aşamalarında hem psikolojik hem de bedenen her koşulda yanında eşinin desteğinin de iyileşme sürecinde bir etkisi var mı? Ee, olmasaydı ne yapardın? Yine böyle güçlü kalabilir miydin? Güçlü durabilir miydin acaba? Hayır asla duramazdım. Önce yoldaş sonra yol demiş eskiler. Yani yoldaş olmasaydı e, benimle beraber e, bütün bu acılara tanıklık eden, benim acımı yüreğinde hisseden Birisi olmasaydı bu yolları bu kadar kolay yürüyemezdim. Ona milyonu şükranım. Aslında hayat bana bir şey gösterdi. Neyin daha önemli olduğunu gösterdi. Neyin daha önemli olduğunu gösterdi. Neymiş? Yoldaşlık, sevgi, arkadaşlık, dostluk, aile. Yani bunlar o sevginin buram buram hissedildiği... O aile olmasaydı belki ben dayanacak gücü kendimde bulmayacaktım. Yaşamak için bir sebebim vardı, tutunmak için bir yerim vardı, bir dalım vardı. Bütün bunlar bana yeniden yaşama azmi, hayata tutunma azmi verdi. Bütün süreçler boyunca kanserle mücadele, bir başka insanın ailenin ve yakınlarının desteğinin ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve başka kanser hastaları için bir şeyler yapabilmek üzere harekete geçiyoruz. Diyarbakır Valiliği ve resmi kurumlardan da aldığın destekle Yeniden Yaşam ve Kanserle Mücadele Derneği isimli bir dernek e, kuruyorsun. Hastaların ihtiyaçlarını gideriyor, yakın olmayanlara moral ve destek veriyor ve refakatçilik yaparak insanlara yardım ediyorsun. Bu arada bir kez daha kansere yakalanıyor ve yine yeniyorsun. 4 bizzat dört kez yaşadığın kanser konusunda deneyimlerini ve desteğini Başka insanlarla paylaşırken ne hissettim? Umudun, direncin, azmin, mücadele duygusunun ne kadar önemli olduğunu hissettim kendi hayatımda. Ve bunu başka insanlara aktarmam gerektiğini düşündüm. Herkes zorluklar karşısında aynı tepkiyi vermiyor. Bazı insanlar kolay pes ediyorlar. Onlara pes etmemeleri gerektiğini, gayret ederlerse bu yolun sonunda bir aydınlık olabileceği duygusunu, yani ümidi ...taşımak istedim. Bir yönüyle de aslında... ...kendi tecrübemi insanlarla paylaşarak... ...onlara yararlı olmak istedim. İyiliği örgütlemek diyebilir miyiz bunu? Elbette. Bu çok güzel bir fayda olur. Evet. Çünkü örgütlü kötülükle baş etmeye çalışıyoruz... ...hayatımızın büyük bir bölümünde. İyiliğin de örgütlenme ihtiyacı İyiliğin de var, e, kötülük kadar en az... ...örgütlenmesini dilerim. Bu örgütçüyle... Bu tatlı örgütçüyle tanışalım, tanışalım mı? Tanışalım tabii. Geliyor tabii. efendim. Efendim Şükrü Abay, dört defa kanser yenmiş. Birisi bir değil, iki değil, üç değil, dört defa kanser hastalığını yenmiş bir beyefendi. Annesi kız kardeşleri, kız kardeşi, abisi ve üç dayısını kanserden kaybeden Şükrü Abay, 28 yılda dört kez yakalandığı kanserleri yenerek yeniden hayata tutundu. Yaşadığı zorlu süreçlerin ardından 2018 yılında yeniden yaşam, Kanserle Mücadele Derneği'ni kurdu. Abay dernek aracılığıyla kanser hastalarıyla deneyimlerini paylaşarak moral ve motivasyon sağlıyor. Bugüne kadar Şükrü Abay ve derneğin gönüllüleri Diyarbakır'da yüzlerce kanser hastası ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yanlarında oldular. Ee, tebrik ediyorum kendisine. Ee, hayata, yakınlarına, dostlarına, kaderdaşlarına bağlılığı göz yaşartıcı. Şükrü Bey'in Şükrü Abay. uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Kuvvet diliyorum kendisine. İyi ki böyle insanlar var. Siz de babanızı Evet. Bu amansız hastalıktan Tabii, amansız. kaybettiniz. Ee, özür dilerim bunu hatırlattığım evet. için ama sizin gibi bir insanın deneyimlerini paylaşmak bu hastalığa yakalananların, onların yakınlarının cevaplarınız çok şeyini dikkatini çekecektir diye soruyorum. onun hastalık sürecinde neler hissettiniz? Ben e, patolojik bir iyimserim. Biraz bu iyimserlik e, Hayatta bana çelmeler takıyor. Ben e, babamın rahatsızlığı boyunca onu kaybedebileceğimizi hiç düşünmedim. Yani hep e, gayret gösterdik, e, hep e, en iyi şekilde e, destek vermeye çalıştık. E, fakat e, tuhaftır. Benim babam e, çok güvenli olduğunu düşündüğümüz bir yerde, kendi hastanemde, kendi çalıştığım üniversite hastanesinde maalesef bir tıbbi hatayla vefat etti. Yani kanser sonrası geçirmiş olduğu bir ameliyattan sonra yapılmaması gereken, daha sonra hekimlerin de maalesef kabul ettiği bir ihmal, kötü niyetli olmayan bir ihmal, bir bilgi eksikliği diyelim. Böyle bir sebeple vefat etti. Tabii o süreç beni çok üzdü. Hayatta hiçbir şeyin tam manasıyla elimizde olmadığını, biz kendimizi çok emniyette hissederken dahi bir değişkenin her şeyi değiştirebileceğini gördüm. Yani o bu arkadaşımızın, bu dostumuzun hayata karşı daha farklı bir tutum geliştirmesi gibi ben de doğrusu kendi anne ve babamı toprağa verdikten sonra hayatta her türlü kontrol edilemez musibetin, belanın, insanın başına uğrayabileceğini, gelebileceğini aslında onun bizim gayretimiz olduğunu ama bazen gayret etsek de çözüm üretemeyeceğimizi bilgisiyle donanmış durumdayım. Dolayısıyla ben hayatın içine saklı kederi artık kabul ediyorum. Kaybı ve kederi kabul ediyorum. Ama yine de bunun tabii gönülden dileğim her zaman sıralı olmasıdır mesela ölümlerin. insanın e, takat getiremeyeceği çok büyük acılar var. E, o acılarla e, sınanmamayı herkes için dilerim. Korkutucu çok sert bir deneyim Kemal Bey bu anlattığınız şey. Evet. En ufak bir memnuniyetsizlikte sağlık çalışanların saldırıya uğradığı bir ülkede bir e, net bir maddi hatadan babasını kaybetmiş bir hekim olarak evet. Buna nasıl baş ettiğinizden kısaca bahseder misiniz lütfen bize? Çünkü... Yani bu e, tamamen e, aslında tıbbın içinde olan ve maalesef e, tıp mensuplarının e, bir tür e, ruhsal rahatsızlığı diyebileceğim hubris sendromu. Hubris? Evet yani her şeyin en iyisini biz biliyoruz sendromu ve her şeyin en doğrusuna biz karar verebiliriz sendromu. E bilim adamları da hekimler de daha mütevazı olmalı. Ben kızmadım onlara. Hiçbir zaman bir şeye de girmedim, bir tartışma içine de girmedim. Çünkü iyi niyetli olduklarını biliyordum. gayret gösterdiklerini biliyordum. Çaba harcadıklarını biliyordum. fakat bütün dünyanın izlediği bir protokolü buna gerek yok deyip izlemediler mesela. Ve daha sonra protokol değişti babamın vefatından sonra. Daha mı yani. sertleştirildi? Dünyanın Daha izlediği, izlediği izledi. protokole geçilmiş oldu. Ha. Yani kendilerine özgü, e, o kendilerinin icat ettiği protokol yerine bütün dünyanın kabul ettiği protokole geçilmiş oldu. Önceden hatırlattığımız zaman, çünkü biz de hekim olarak e, söylediğimiz zaman, gerek olmadığını söyledikleri bir şeyi hata olarak kabul ettiler ve öyle ilerlediler. Ama kötü niyet yoktu. Dolayısıyla onları suçlayacak e, bir... E, durumda değilim. Yani kendi meslektaşlarımı asla zaten kötü niyetle suçlama. İnanın bana ben babamın başındayken doktor arkadaşlar etrafında çok ilgileniyorlar. Çünkü ben o üniversitenin mensubuyum. Öğrenciler geliyor, Aa, hocamızın babası babam gurur duyuyor. İşte oğlumun öğrencileri beni ziyarete geliyor falan diye. İçinden şöyle bir gurur yalımı, gurur alevi geçmişti. İyi ki doktor olmuşum, İyi ki babama en iyi şekilde Burada baktırıyorum diye İşte hiç beklemediğiniz yerden e, bazen golü yiyorsunuz hayatta. Ee, babanıza elbette annenize e, Allah gani gani rahmet tamam. eylesin e, saygıyla hatırlamış olduk. Çok teşekkür ederiz bu. E, çok özel şeylerdi. Biraz evet çok kişisel bir şey ilk defa da bir televizyon programında anlatmış oldum. Aslında evet. bazı acıları insanın kendine saklayası vardır ama. Demek ki zamanı gelmiş. Anlattığınız şeyler başta ben olmak üzere birçok insana ilaç olabilecek şeyler. O bakımdan teşekkür ediyorum tekrar. Sadece kendinize saklamadığınız için. Ortaokula devam edemeyeceksin. Ne hissediyorsun? Geleceğim elimden çalınmış gibi hissediyorum. Bir elin beni bulunduğum yerden çekip çıkarmasını istiyorum. Bu şartlar altında eğitimini tamamlayabilecek misin? Eğer onu göze aldıysam o 3 saat yürüyüşü tamamlamak için göze aldım. Hastalığı öğrendiğinde ne hissettin? Dünya başıma yıkıldı. Çünkü daha heveslerim vardı. Geleceğin için ne düşünüyorsun? Bu defa bir umut var işin içinde. Çocuğumun da gayretiyle ve kendi inancımla da bunu yenebileceğime inanıyorum. Gayret edeceğim. Kanseri yendin. Şimdi ne düşünüyorsun? Bana bağışlanmış yeni bir ömür var ve bu hayatı daha güzel yaşamaya çalışmalıyım. Bir kez daha bu zor hastalığı atlattın. Hayatına nasıl devam edeceksin? İkinci kez oldu, üçüncü kez olabilir. Bu bilinçle yaşayacağım ama yine pes etmeyeceğim. Üç kez arka arkaya kansere yakalandı. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bu kader mi? Bu bir sınav ve bu, bu sınavda benim sorularım zor. Eşinin desteğinin de iyileşme sürecinde bir etkisi var mı? Önce yoldaş, sonra yol demiş eskiler. Abay dernek aracılığıyla kanser hastalarıyla deneyimlerini paylaşarak moral ve motivasyon sağlıyor. Önce olmak bir insan için ne anlama gelir? Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Önce olma meselesi. Mesela yalnızlık kavramı üzerine sormak istiyorum. İnsan kalabalıklar içerisinde yalnız olabilir mi? E, ya da insan hep yalnız mıdır? Öncülük meselesiyle bunu biraz bağdaştırarak ilerleyebilir miyiz? Yani ayrı ayrı da cevap verebilirsiniz. Robert Frost'un çok sevdiğim bir dizesi vardır. Ormanda yol çatallandı ve ben gittim yolların az gidilmişinden der. Bu az gidilmiş yol metaforu çok kullanılır <laughs> çok. onun şiirinden mülhem olarak. Aslında hayatta öncülük vazifesini yapan insanlar herkesin gitmediği yoldan gidenlerdir biraz. Seçilmiş yalnızlığı tercih edenlerdir. Seçilmiş yalnızlık. Evet. Ona tek başınalık da der kimileri. Yani yeri geldiğinde kalabalıktan çılgın kalabalıktan uzak kendi yolunu kendi izini yavaş yavaş oluşturma ve kendi içine bakma kendi içine tüneller kazma diyelim bu tür insanlar hayatta yani yalnız kalmayı başarabilen insanlar hayatta Bence birkaç adım önde gidiyorlar daha önce olma potansiyelleri daha yüksek yani insanın yalnız kalabilmeyi başarabilmesi lazım. Onu tolere edebilmesi lazım. Şimdi günümüz çok fazla gürültüyle doldurulmuş bir çağ. Her yerde insan sesi duymak duyuyoruz. Her yerde klakson duyuyoruz. Televizyon sesleri efendim e, ve o gürültü olmaksızın o sessizliğin, mutlak sessizliğin içinde yaşayamaz hale geliyoruz. Bana sorarsanız sessizlik şifadır. Ben mutlak sessizliği yaşadığım her yerde çok kendimi onarılmış ve tazelenmiş hissediyorum. Hiçbir gürültü yok. Sadece doğa var. Doğanın sesleri var. Şifa gibi geliyor. Yalnızlık da böyle onarıcı bir şey. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Buradan girelim. Tabii. Nisan 1914'te. Oo çok geriye gittik. Ya. Evet. Bir e, Müzisyen bir baba ve ev hanımı bir annenin evladı olarak, oğlu olarak doğdu. İki kardeşim var. İlkokula İstanbul Akaretler'de başladıktan sonra bir müddet Galatasaray Lisesi'nin ilkokul bölümüne devam ettim ve ardından babanın işleri sebebiyle Ankara'ya taşındınız. Ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümüne girdin ve tamamlayamadan okuldan ayrıldın. Çocukluk yıllarını sessiz ve sakin ancak oldukça çok yönlü, meraklı bir çocuk olarak e, geçiriyorsun. Tiyatro oyunlarına ve edebiyata yoğun bir ilgin var. Küçük yaşlarda evinizin bahçesinde kurduğun el yapımı sahnede Komşularına ve kız kardeşlerinin arkadaşlarına tiyatro oyunları, Karagöz ve hacivat canlandırmaları yapıyorsun. Genelde oradan başlar bu işler. Çocukluğundaki çok yönlü kişiliğinin gelecek hayatını şekillendireceğini, şekillendirdiğini düşünür müsün? Yani ne olacağım o zamanlardan belliymiş, belliymiş. E, belliymiş. E, yani ruhumda sanata yönelik bir eğilim var. E, hayatı daha estetik yönleriyle kavrayan bir Algım, bir algı açıklığım, bir yürek açıklığım var. Ne dersek ona. E, hayatımı da herhalde bu yönde yaşamak isterim ileride. Çocukluğunda ve gençliğinde sık sık hastalanıyor. Küçük kazalar atlatıyorsun. Hem eğitim hem çalışma hayatında açlık, yoksulluk ve zor şartlar iyi Yakan'ı hiç bırakmıyor. Yaşadığı sıkıntılar dünyanın şekillenmesine de sebep oluyor. Edebiyata e, ve yazmaya daha çok ilgi duyuyor. Kendini bu şekilde ifade etmeye başlıyorsun. Öykü ve şiirlerinde bu sayede alışılmış biçimlerden biraz daha farklı olmaya başlıyor. Şiirlerinin ve öykülerinin eleştirilmesi ve veya beğenilmemesi karşısında ne hissedersin? Aldığın eleştirilere rağmen senin için bir ifade biçimi olarak yaz yazmaya devam eder misin? Anlaşılmamakla nasıl baş ediyorsun? Yolun daha başındayım. Dolayısıyla olduğumu düşünmem. Aslında kendimi geliştirememem demektir. Bu eleştirileri eğer iyi niyetli buluyorsam, benim için bir kılavuzdur. Envantere alırım. Evet, yani onları dikkate alırım. <laughs> Kötü niyetli, yıkıcı şeyleri zaten hiç dikkate almama gerek yok. Her seferinde daha iyi yazmak için kendimi kamçılanmış hissediyorum. Bu tür işlerle uğraşan insanlar ekstra hassas olurlar diyebilir miyiz? Ee, muhakkak, muhakkak. Haksız eleştirileri şöyle elinin tersiyle bir kenara atmak böyle insanlar için kolay mıdır? Ee, o da biraz ego gücüyle alakalı. Yani Hı. zorluklarla hayal kırıklıklarıyla baş edebilme kabiliyetiyle alakalı. Ben. O, o da egonun içinde duran bir şey mi? E, ego'yu biz çok kötü ego gücü kötü anlamda kullanıyoruz. Egoizmi anlamında. Yok, değil, egoizm Egoizm de anlamında değil. değil. Ego gücü olumlu bir şey. Yani zorluklarla baş edebilme kabiliyeti. Ben bütün bu yoklukları yaşadım. Yoksunlukları yaşadım. Dolayısıyla kendimi bu sinek ısırıklarıyla, bu eleştirileriyle eleştirilerle baş edebilecek güçte hissediyorum. Ve bir hedefim var. Daha iyi bir yazar olmak. Bu yolda beni kötü niyetli insanların, yıkıcı eleştirilerin beni vazgeçirmesine izin şey vermeyeceğim. Atacağım. Her şeye rağmen yazmaya devam ediyorsun, ama kendini çok yalnız hissediyorsun. Bu yalnızlık duygusunu da içki içerek telafi etmeye çalışıyorsun. Dönemin şiirlerinden farklı bir yapıda yazıyor. Şiir yapısını neredeyse tamamen değiştirecek ölçü ve uyak gibi kurallara uymuyorsun. Daha çok melankolik bir yapıda hmm. yazıyorsun. Bir yandan yazmaya devam ederken bir yandan da talihsizlikler yakanı bırakmıyor. Bunlardan bir tanesi de bir arkadaşınla çıktığın yolculukta yaptığınız bir kaza. İçinde olduğunuz araba Çubuk Barajı'ndan aşağı yuvarlanıyor ve yaralanıp 20 gün komada kalıyorsun Ankara'da. Yani kelimenin tam anlamıyla ölümden dönüyorsun. Ölümden dönmek seni nasıl etkiledi? 20 gün komada çünkü kalıyorsun uzun bir süre. Sonrasında neler düşündün? Ölüm tecrübesi ya da ölüme yaklaşma tecrübesi hayatı daha derinlemesine kavramamı sağladı. Bütün bu tecrübeleri e, aslında e, sanatımda, şiirimde e, bir şekilde hissettirmek istiyorum. Bunu e, şiirime taşımak istiyorum. Bunu verdiği gerginliği edebiyatımda e, olabildiğince hissettirmek istiyorum. Fakat e, bu beni bambaşka bir yere de e, savurabilir. Hayatı yeterince ciddiye almamaya, hayatla tabir caizse matrak geçmeye, dalga geçmeye e, ve bu e, Hayatı her an bitebilir, her an sonlanabilir, bir şaka gibi yorumlamaya da yol açabilir. Kötü mü bu? Bu bir yani eğer beni iyi hissettiriyorsa… Çok mu tedbirsiz bir durum? Bu beni iyi hissettiriyorsa, hayatın trajedisine ve onun içinde saklanan kedere karşı beni koruyorsa… Ben orada dayanıklı iyi hissediyorsam, kılıyorsa, dayanıklı kılıyorsa, zorlukların daha kolay üstesinden geliyorsam neden olmasın? bu benim savunma mekanizmam. Herkesin savunma mekanizmaları savunma. aynı olmak zorunda değil. Peki. İkinci, İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu döneme denk gelen askerlik görevinde sıkıntılar ve zorluklarla geçiyor. Savaş nedeniyle görevin uzuyor. Bu esnada geçirdiğim bir başka kaza sebebiyle attan düşerek bir kez daha ölümden dönüyorsun. Yine ölümden döndün. Bunun bir işaret olduğunu düşünür müsün? Sık sık başına gelen kaza ve talihsizliklerin zerre rağmen hayata daha pozitif mi bakarsın? Bunun, bunun sonucu ne olur? Yani önemli olan benim bu e, musibetlerden kurtulabilmiş olmak. <laughs> Kurtulduğuma göre hayata daha olumlu bakarım. Bakabilirim. Askerlik görevini tamamlayıp İstanbul'a dönüyor. Senin gibi yazar ve şair arkadaşlarınla birlikte yaptığınız buluşmalar sonucunda Yeni bir dergi çıkartmaya karar veriyorsunuz. 15 günde bir yayınlanan bu derginin sahibi ve yazı işleri müdürü oluyorsun. Ancak dergide işler beklediğin gibi gitmiyor. Karşılaştığın maddi sıkıntılar sebebiyle elinde ne varsa satıp savıyorsun, kaynak yaratmaya gayret ediyorsun. En sonunda her şeyi tüketiyorsun ve paltonu bile satmak mecburiyetinde kalıyorsun. Yine anlaşılamadın. Maddi imkansızlıklara rağmen bu dergiyi ayakta tutmayı başarabilecek misin? Pes edip vazgeçmeyi düşünür müsün? Yeniden başlayacak bir yer bulmak zorundayım. Yeniden başlayacak bir çevre bulmak zorundayım. Belki bir süre maaşlı bir işte çalışıp kendime çeki düzen vermek Tuturacak zorundayım. Sunacak bir dal lazım. Evet, evet. Para sıkıntısı yüzünden dergi kısa bir süre sonra kapanmak zorunda kalıyor ve Ankara'ya gidiyorsun. Sokakta yürürken belediyenin kazdığı ve hiçbir uyarı bulunmayan bir çukura düşüp Yaralanıyorsun. İşte toplumsal sakarlık bu. Evet, evet. Önemli bir yara almıyorsun ama düşerken başını çarpıyorsun. Çok önemsemiyor ve kısa bir süre sonra İstanbul'a dönüyorsun. Bir arkadaşın evinde öğle yemeği yerken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılıyorsun. Beynindeki damarın çatlaması sonucu oluşan rahatsızlığın doktorlar tarafından anlaşılmıyor. Ve sık kullandığın için sebebin alkol olduğu zannediliyor. Yanlış tedavi uygulanması sonrasında komaya giriyorsun. Karşılaştığın bütün zorluklar ve talihsizlikler sana ne hissettirdi? Hayatının hiç beklenmedik ve tahmin edemeyeceğin bir şekilde sonlanabileceği hiç aklına gelir miydi? Hiç aklıma gelmezdi. Ama bütün bu yaşadıklarımdan sonra e, hayatın sürprizlerle dolu olduğunu, belirsiz olduğunu, benim artık onu kontrol edemediğimi, her an her şeyin olabileceğini e, bir bilgi olarak, mutlak bir bilgi olarak kabullendim. Ve dolayısıyla artık bununla mücadele etmeyi bıraktım. Çoktan kim olduğunu anladığınız, hayatı boyunca karşılaştığı bütün zorluklara rağmen Türk Edebiyatı'nda ve şiirinde önemli bir çığır açan bu isimle tanışalım efendim. Geliyor. kanık elbette. Orhan Veli geçirdiği bu talihsiz kaza sonrasında 36 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Onu birkaç cümleyle anlatmak elbette çok zor. Ee, Orhan Veli şiire getirdiği yenilikler sebebiyle başlarda büyük ölçüde yadırgandı. Ve çok sert eleştirilere maruz kaldı. Aslında bugün de devam eden bir şeydir bu bir kısım tarafında. Yaşadığı dönemde büyük bir üne sahip olsa da karşılaştığı talihsizlikler ve zorlu yaşam şartları Orhan Veli'nin e, hiç yakasını bırakmadı. Lise arkadaşları Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'la birlikte şiirler yazan Orhan Veli, yenilikçi şiir e, türleri sebebiyle edebiyat çevreleri tarafından garip bulundu. Onların hepsi garip bulundular. Bunun üzerine ortaya koydukları yeni şiir anlayışı garip akımının doğmasına vesile oldu. Şiirlerindeki farklı üsluplarla mizah ögelerinden yararlanan daha basit ve yalın olan halk dili Kullanmayı benimseyen kanık, şiirlerinde özellikle İstanbul'a olan hayranlığını dile getirdi. Onu başta herkes tarafından bilinen İstanbul'u Dinliyorum şiiri olmak üzere edebiyatımıza kattığı onlarca şiir ve öyküyle hatırlıyoruz. Anlatamıyorum'dan bir kısa okumak isterim. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Ee, Orhan Veli'yi sevgi, saygı ve rahmetle e, anıyoruz. Hayatı talihsizlik ve muazzam e, ön alışlarla dolu e, bir beyefendi. E, nur içinde yatsın. Benim en sevdiğim dizeleri çok sıradan gibi görünen yani, şu dizeler. Gemli'ye doğru denizi, denizi göreceksin, göreceksin sakın şaşırma. şaşırma. Ee, nefis bir ilişkiniz var sizin şeyle, e, şiirle, edebiyatla yazdıklarınızda da konuşmalarınızda da çok e, çarpıcı şeyler, alıntılar e, kullanıyorsunuz. Bu programda da çokça evet. rastladım. E, evet. No ya, bizim... sö sözelciliğin hakkını veriyorsunuz gerçekten. <laughs> e e şifadır, şiir, şifadır, edebiyat, evet, şifadır evet. tabii. Peki e size sormak isterim, kime ya da neye garip denir? İnsanların e konforunu bozan garip gelir, yani tuhaf anlamında garipten bahsediyoruz. Bir de kimsesiz anlamında garip vardır. Evet, evet. Eğer tuhaf anlamında garipten bahsediyorsak, insanları şaşırtan Onların düşünce konforunu bozan, onlara ya acaba biz yanlış yolda mıyız hissini, tereddüdünü veren şeyleri garip buluruz. Aslında onları garip olarak etiketleyerek kendimizi temize çıkarmış oluruz. Belki de garip olan bizizdir. Etiketleme insanı rahatlatan bir şey. Kategorizasyon. Kategorizasyon, yani. bir şeye isim takma, bizi... Temize çıkaran bir şey. Herkes de rahatlıyor kategori edince. Kategorik, sizi kategorize edince diğer e, etraf da rahatlıyor. E, Sankmecenize koyuyorlar. Tabii, tabii. Orada kalıyorsunuz. Yani kategorik düşünceye çok yatkın varlığız biz. Ee, yani her şeyi sonunda... Kalıplamak istiyoruz kalıplar. çamaşır e, tabii. gibi değil mi? Tabii, tabii. İyi ve kötü şeyine indirip getiriyoruz. Benim küçük oğlum çok küçükken ona hikayeler, masallar anlatırken en sonunda şu soruyu sorardı. Bu iyi mi, kötü mü? En sonunda zihni o kategorilerde Bilmiyorum her şeyi istiyor. anlamak istiyor. Evet. O yaşta anlaşılabilir bir şey. Yani yavaş yavaş işte öyle öyle çocuklar belli bir e, ahlaki benlik duygusu geliştiriyorlar. geliştiriyorlar. Peki şu bir sihirli değnek olsaydı size doğru şöyle yaptığınız zaman gerçekleşecek olsaydı dileğiniz... Psikiyatriyi verip edebiyata alır mıydınız meslek olarak? Hiç tereddüt etmeden. E, çok anlaşılıyor. Çok anlaşılıyor. Tabii, tabii. Çünkü o. E, sanat, edebiyat, şiir e, sizin kendiniz olarak olabildiğiniz bir şey ve sizden başkasının sizi ikame edemediği bir şey. Evet. Yani. Evet. Ee, bir ressamın yaptığı resmi bir başkası yapamaz. yapamaz. Bir şairin yazdığı şiiri bir başkası yapamaz. Ama bir psikiyatristin tedavisini bir başka bir psikiyatrist verebilir. Belki daha yetkinlikle de verebilir. Niye öyle diyorsunuz? Şimdi harika e, kopyalar üretiliyor ve onun da sanat olup olmadığı tartışılıyor. Ram Rambrandt kadar iyi birisi yanına tuvalini koyup resmedebiliyor. Bunun sanat olup olmadığı da tartışılıyor. Evet. Ben, ben bu e, doğru yanlış evet, demiyorum. Evet. Sadece tartışıldığını söylüyorum. Kopyacılık da. Evet. Yani ben e, doğrusu bu modern sanat tartışmalarından <laughs> çok bir şey anlayamadım. Andy Warhol'un konservelerinden çok evet, bir şey anlayamadım. Evet. Evet. İşiniz insanlara çok yüksek düzeyde destek olmak. Böyle özetlersem kategorize etmiş olmam ama çok mu olurum. Müthiş bir destek şeyi e, sizin mesleğiniz. E, Onlara bu desteği verirken hayatlarında öncü bir rol üstlenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Buna inanıyor musunuz? Yani değiştirici bir güç, dönüştürücü bir güç olabilir mi sizin işiniz? Bazen olur fakat kendi rolümüzü çok abartırsak orada aslında mesleğin ruhuna da yabancılaşmaya başlamışız demektir. Hı. Bizim yapabileceğimiz şeyler sınırlıdır. Yani biz insanların içindeki değişim arzusuna bir cevap verebiliriz. Tetikleyebiliriz. Evet onu tetikleyebiliriz. Onlardaki iyileşme süreçlerini harekete geçirebiliriz. Ama biz Tanrı değiliz. Yani biz Tanrı'dan efendim, el almış insanlar da değiliz, şamanlar da değiliz. Yani biz belli bir düşünme biçimi çerçevesinde, kendi mesleki bilgi ve eğitimimizde insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Irvin Yalom'un çok sevdiğim bir şeyi var psikoterapiyle ilgili. Diyor ki biri diğerinden daha dertli iki insanın buluşması. <laughs> Hepimiz dertliyiz. Biz de hayatta yaralanmış canım. insanlarız. Şimdi bir dönem ben hayatımın bir döneminde yoğun olarak şiirle uğraştım. Bir şiir kitabım da var. Şimdi o, o, gençler özellikle onun içindeki bazı şiirleri hala okuyorlar ve seviyorlar. İki kişi arka arkaya bir hafta içinde geldiler ve bana şunu söylediler: Biz işte Rükettin'in kalbi için kehanetler o şiir. Biz Rükettin'i yazan şaire gelmek istemiştik. Fakat karşımızda sıradan bir doktor, doktor. bulduk. <laughs> ben de bir bunun üzerine işte bazı iyi yazıları, iyi sorular ve iyi istemler yazdırır. Evet. Bir yazı yazmak zorunda hissettim. Ve "Şair ve ben" diye bir yazı yazdım. "Şair ve ben" yazı şöyle bitiyor: Daha derin yaralar için doktor yetmez. Orada şairin de olması gerekir. E, şairler aslında e, ruh bilimcilerin çok sonraları fark ettiği bir sürü şeyi, şairler, yazarlar, e, büyük edipler, mesela Tolstoy, e, onlar zaten bir sürü şeyi fark etmişler. Ben geçtiğimiz yıl pandemide Tolstoy'u e, yeni baştan okudum. Hatmettiniz. E, yani vakit oldu ve okudum. Mesela bazı şeyler var, 100 yıl önce dile getirmiş... Bugün psikoloji onda o fenomenleri yeni evet. tanımlıyor. Evet. Onlar edipler, şairler, sanatçılar aslında bilim adamlarından her zaman birkaç adım önde yürüyorlar gibi geliyor bana. Çocukluğundaki çok yönlü kişiliğinin gelecek hayatını şekillendireceğini düşünüyoruz. Yani ne olacağım o zamanlardan belliymiş. Şiirlerinin ve öykülerinin eleştirilmesi ve be veya beğenilmemesi karşısında ne hissedersin? Her seferinde daha iyi yazmak için kendimi kamçılanmış hissediyorum. Ölümden dönmek seni nasıl etkiledi? Ölüme yaklaşma tecrübesi hayatı daha derinlemesine kavramamı sağladı. Yine ölümden Döndüm. Bunun bir işaret olduğunu düşünür müsün? Önemli olan benim bu musibetlerden kurtulabilmiş olmak. <laughs> Kurtulduğuma göre hayata daha olumlu bakarım. Karşılaştığın bütün zorluklar ve tarihsizlikler sana ne hissettirdi? Hiç aklıma gelmezdi ama bütün bu yaşadıklarımdan sonra hayatın sürprizlerle dolu olduğunu mutlak bir bilgi olarak Kabullendim. Orhan Veli geçirdiği bu talihsiz kaza sonrasında 36 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Yarın sabah uyandığınızda bugün programa katıldığınız aklınıza gelirse en çok hangi hikaye aklınızda kalmış olur sizce? Kendini dereye atan evet. e, dostumuz, arkadaşımız. İyilik kahramanı. Uçmayan kahraman. Evet, evet uçmayan kahraman. Hepimizin onlardan çok öğrenecek şeyleri var. Ee, sizden de çok öğrenecek şey var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bizle çok özel şeyleri de paylaştınız bugün. Daha önce hiç anlatmadığınız şeyler. Başta da söylendiği gibi, söylediğimiz gibi temas olmadan e, muhabbet de olmuyor. Tekrar çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza bir sağlık. Büyük bir keyifli bu sohbet. Sağ Başarılar olun. Başarılar diliyorum. Ee, Sivil'de de görüşelim efendim. İnşallah. Memnuniyetle tabii. Efendim bir e, empatinin daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir empatide, yine empatide buluşmak üzere. İyi geceler.